3-2-1 şey diye sayar mısınız? Tanıtsan. Bu bir aydınlatma bildirisidir. Kuzgunlar adına konuşuyorum. Şehrin yeraltı oluşumları kendi içlerinde henüz bizim dahi bilmediğimiz sebeplerden bikin besledikleri şu olaydan aşikar olmaktadır. Vito Salvatore denilen şahıs kuzgun ekibinin kurucusudur. Sertan'ı vurmalarının sebebi ise deşifre olması ve bazı insanları Vito Salvatore'nin kuzgun ekibi hakkında bilgi yaymasıdır. Bu bildiride sizlere içinizdeki yılanları görmeniz, bazı ışıkların yanması ve daha dikkatli olmanız içindir. Bazılarınız çoktan yalanlamaya başlamışlardır bile. Peki hiç düşündünüz mü? Kuzgun ekibi arkasında hiçbir güç bulunmadan bu kadar adam sizce bu işe girişirler miydi veya buna parasal ve manevi anlamda güçleri yeter miydi? Akıllarında soru işaretleri olanlar bunu bir düşünsünler. Tukobos, kendini deşifre etmesi beraberinde birçok illegal oluşum polis, asker, savcı tarafından aranan biri. Yüzünü göstermesine rağmen hala bulunamamasının sebebi ise Vito Salvatore'nin karanlık işleri için kullandıkları ekibi deşifre olsa bile elinde tutmak istemesidir. Bu bildiriden sonra şehirde ayaklanmalar, her yerde silah sesleri duyabilirsiniz. Nasıl olsa Vito Beyler biz ekibini aramaya adamlarını yollamışlardır bile. Uzun lafın kısası bizim eski askerlerden, eski komandolardan oluşan huzuru sağlamak ve illegali azaltmak için içinde bulunduğumuz kuzgun ekibinin adını bir hayli suçsuz insanların kanıyla leke, lekelediğinden dolayı Vito Salvatore'ye her ne kadar can ve mal güvenliğimiz şu andan itibaren olmasa bile ifşalamak istedik. Sırtımızda bir ançer dahi yer yok. Kuzgun görür, kuzgun bekler, kuzgun duyar, kuzgun asla affetmez. Bu saatten sonra ya devlet başa ya kuzgun neşe.